Akademi Ligi'nde Five Run'in ve Royal Youth karşılaşmasıyla güne başlıyoruz. Bugün 5 maç bizleri bekliyor ve aktarımda ben Aykut Yufon Özgan, Aral Halper Norman'la birlikte sizlerle olacağız bugün. Şako yasaklamasıyla başlıyor Five Run'in karşısında Orn geldi. Öncelikle Aral nasılsın? Akademi Ligi herhalde ilk kez anlatıyorsun bu yıl, doğru mu? Evet, bu sezonu ilk kez anlatıyorum yaz mevsiminde. Benim için de hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Fena da gitmedi aslında takımlar şu ana kadar. Royal Youth Akademi 6-4'e geldiler. Hala playoff potasının içerisinde. Five Run ise playoff şansı matematiksel olarak sürüyor aslında. Bakalım bu mücadelenin sonunda tekrardan o playoff ihtimaline yaklaşabilecek mi Five Run tarafı? Onlar için de çok kilitli bir mücadele aslında. Kaybettikleri takdirde artık yavaş yavaş umutlar da tükenmiş olacak. Mutlaka kazanması lazım Five Run'ın bu maçı. Aynen öyle. Yani playoff yarışının 2 maç gerisindeler şu anda. Aslında çok geride değiller. Kazandıkları sadece bir maça düşürecekler ve Royal Youth Akademi de playoff yarışında direkt olarak onların rakibi olan takımlardan bir tanesi. Gerçi bu sezon Akademi Ligi'nde kimse öyle uzayıp gitmedi. Yani 6-4'te bir gruplaşma olduğunu söyleyebiliriz. 3 takımımız var 6-4'te, bir tane de 5-5'te Team Aurora Akademi var. Evet ve takımların bu maçla birlikte önlerinde 8 maçları kaldı. Onu da altını çizelim. Yasaklamalara bakacak olursak Şako'nun yanına Thresh ve Varus ekledi Five Run'in. Royal Youth'da Orn, Karma ve Cassiopeia yasaklıyor. İlk seçim ne olmalı sence Aral? Var, şu anki koşullarda hazır 10.13 ile birlikte Aphelios'un da değeri biraz azalmışken, değeri azalmaktan ziyade şöyle söyleyebilirim, hani takımlar tam olarak şu anda Aphelios'u nereye koyacağını tam bilemiyorlar. O yüzden esnetilebilen bir teknik koridor çok daha mantıklı geliyor bana bu koşullar altında. Ki şu ana kadar da hani 10-11, 10-12'de de gördüğümüz seçim aslında bu noktalarda Syndra oluyordu. Ama Wukong da o şampiyonlardan bir tanesi, esnetilebilen bir teknik koridor şampiyonu. Evet, ilk seçim hakkını Wukong'dan yana kullandı Five Run'in. Karşıda Volibear geliyor hemen Matilda'dan. Ve bir seçim daha yapacaklar. Peki Volibear'in erken safhalardaki gücü, daha sonrasında oyundan düşmesi biraz abartılıyor mu sence Volibear'in gücü, yoksa hak ettiği değeri mi görüyor? Şöyle, şampiyonun kiti bence üst koridor oynamaya çok uygun değil. Çünkü üst koridorda siz bir ezer geçer bazlı şampiyon oynadığınız zaman haliyle rakip takım sizi çok rahatlıkla kendinden uzak tutabiliyor, sizi kayıtlayabiliyor. Ki Volibear da bu ezer geçerlerden bir tanesi. Oyunda bir sürü böyle şampiyon var. Hepsi aslında, bu şampiyonların büyük bir çoğunluğu yakınınıza girdiği zaman çok kuvvetli olabilen şampiyonlar. Ve işte yani Illaoi, Aatrox, Darius, bir sürü örneği var bunların. Rakip sizden kaçabildiği zaman problem yaşıyorsunuz Volibear'la. Ben o yüzden ormanda oynanmasını daha sağlıklı buluyorum. Çünkü ormanda en azından o erken oyundaki kuvvetini koridorlara baskı kurup bir şeylere çevirebiliyorsunuz. Ve ilerleyen seviyelerde zaten ormancıların birçoğu düştüğü için çok da büyük bir kaybınız olmuyor bence. Evet, ben de katılıyorum bu konuda sana. Ama burada yine üst koridoru gidecekmiş gibi duruyor Royal Youth tarafında. Seçimlere bakacak olursak Nautilus seçti Royal Youth. Yanına da Ezreal. Five Run tarafı da Aphelios ve Braum'u kitledi. Böylelikle alt koridorlarda belli olmuş oldu. Trundle yasaklıyor Royal Youth. Tabi Volibear'ın en büyük düşmanlarının başında geliyor Trundle. Aynen öyle. Ormana giderse de ormandaki birebirde de onu rahatsız eden şampiyonlardan bir tanesi. Mesela ilginç bir şekilde Volibear Olaf karşısında çok zorlanmıyor. Olaf şu anki koşullar altında belki de en güçlü ormancı. Yani direkt olarak en güçlü demek tabii ki bir ormancıya çok doğru değil ama büyük oranda hemen hemen istediğiniz her şeyi verebiliyor size Olaf. Ama mesela Volibear ona karşı birebir üstünlük sağlayabiliyor erken seviyelerde. O yüzden yani Trundle da yasaklanmışken ben ormana gitmesini daha olası buldum. Erken Braum seçimi ilginç yalnız. Genelde pek alışık olduğumuz bir tercih değil bu kadar erken ve kör Braum. Gerçi Nautilus'u görüyorlardı ama yine de koridor aşamasında onların elini çok daha rahatlatabilecek bir destek şampiyonuna gidebilirlerdi. Evet, ama erkenden seçmeyi tercih ettiler. Devam eden yasaklamalar Orianna, Zoe ve Pfeiffer'ın son yasaklamasını yapacak. Bakalım bir orta koridor şampiyonu daha yasaklamayı tercih edecek mi acaba Five Run'in? Şu ana kadar oyunda toplamda 3, hatta Karma'yı da koyabiliriz o işin içine. 4 orta koridor şampiyonu yasaklandı. Ve bir de Kasadin. Yani Royal Youth tarafının bir tane kör orta koridor alması gerekecek. Güvenli tercihler var aslında ki Azir'de onlardan bir tanesi. Ama Twisted Fate var şimdi karşısına seçilebilecek. Ki Five Run tarafı çok rahatlıkla bu Twisted Fate'i kontrol olarak kullanabilir, haritayı etki edebilir ve Twisted Fate'in bütün faydalı olduğu noktaları bir yanda maçı açmak için kullanabilirler. Üst koridorlarını da zaten gösteriyorlardı aslında. Yani Wukong'un büyük ihtimalle üst koridora gideceğini düşünüyorum. Ama Unreal Syndra üzerine duruyor.
Ve Syndra kilitlendi. Bunun çok güzel bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani hem 10-13'te gelen dengelemeleriyle birlikte biraz mana bedelleri arttığı için koridor aşaması zorlaştı Syndra'nın. Hem de zaten Azir Syndra'nın karşısında rahat farmlayabildiği için seçilen bir şampiyondu. Bakalım ormana ne seçecekler? Belki Syndra'nın olası baskısını bir şeylere çevirebilecek bir erken önünde agresif ormancı seçebilirler şu anda. Bir Elise seçimi görebiliriz belki ama Graves'e yöneldiler. Mesela Twisted Fate Graves'le oynasalar çok kuvvetli bir 2 ekil olurdu. Haritanın her yerinde Twisted Fate Graves'in yardımına yetişebilirdi. Ve ekstradan bir taşıyıcı potansiyelleri de olurdu. Çünkü Twisted Fate tek başına hasar olarak yetişemiyor. Ama Graves yetişebiliyor. Bir taşıyıcı kadar vurabiliyor. Ve Graves'in ihtiyacı olan şey de birilerinin rakipleri tutması. Yerinde sabitlemesi. Twisted Fate de buna yardımcı olabilirdi. Ama Burato'ya yönelmedi Fyfer'ın tarafı. Ve Syndra'dan yana kullandı orta koridor tercihini. Bu arada Renekton geldi ve Voli 1 ormana gitti. Ya Wukong karşısında bu arada Wukong... Zırh, ya saldırı gücü vuran şampiyonlara karşı zırh yönüyle avantajlı gibi gözüküyor olsa da Renekton'a karşı bunu çok yapamıyor aslında. Çünkü Renekton'a karşı hasar konusunda eksik kalıyor Wukong. Birebir hasarda Renekton son dönemindeki haliyle hemen hemen herkese karşı üstünlük sağlayabiliyor. Artı Renekton Voli 1 ikilisi acayip kuvvetli bir 2'ye 2'ye sahipler. Ama erken aşamalarda biraz Fyfer'ın tarafı üst koridor tarafında en azından defansif oynamak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Ya bir de şöyle bir ekstrası var o durumun. Wukong üst koridor şampiyonlar arasında en kırılgan şampiyonlardan belki off-tank diyebileceğimiz ve Renekton'un doğru öfke kullanımıyla birlikte 1,5 saniye sersemletmesi var ve bu tarz kırılgan bir şampiyon için büyük bir dezavantaj. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz, nasıl bir üst koridor aşaması izleyeceğiz. Fyfer'ın Royal Youth karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Akademi Ligi'nde Fyfer'ın ve Royal Youth karşılaşması başlıyor. İki takımın da şu anda ligdeki durumlarına baktığımızda Royal Youth biraz daha üst sıralara oynamaya başlayacak gibi görünüyor. 6 galibiyeti var. 3. sırayı 3 takımla paylaşırken Fyfer'ın tarafı ise 9. sırada 3 galibiyet 7 mağlubiyette. Seçim yasaklama ekranını biraz değerlendirdik aslında Aral ama oluşturulan beşlilere de baktığımızda hangi takımın beşlisini daha çok beğendin? Uygulama kolaylığı açısından ben Royal Youth'unkini tercih ederim. Çünkü Fyfer'ın tarafın ki Fyfer'ın kullanmaya çalıştığı kompozisyon aslında koridor aşamasında belli oranda üstünlükler sağlayabilme potansiyeli olmasına rağmen bu üstünlükleri alamadığınız zaman geri dönüş konusunda çok zorlanabilecek bir kompozisyon. Ama Royal Youth'un ki Royal Youth'da aslında üstünlük alması gereken bir iki şampiyonu var. Mesela Renekton. Ama zaten kendi haline bıraktığınızda koridoru birebirinde alabilecek o üstünlüğü Renekton. Keza aynı üstünlüğü işte Voli 1 ormanda birebirinde alabilecek. Alt koridor tarafı alabilecek bu üstünlüğü. Yani Voli 1'in erken oyundaki birebir kuvvetinden dolayı zaten ormana gitmesini mantıklı buluyordum. Ben ki şu anda Rolü tarafı da aynısını yaptı. Ama bu geç istila var. Evet, o mavi güçlendirme alınacak. Ama bir totem var orada. Bakalım totemi görebilecek mi tarayıcı mercek? Hayır. Şu an bu mavi güçlendirmeyi aldığını Fyfer'ın tarafı biliyor rakibinin. Voli 1 de muhtemelen kırmızıdan sonra rakip ormandaki mavi güçlendirmeye doğru geçiş yapacak. Yani bu Kong'u bu kadar yalnız bırakmak... Renekton'a karşı olmasa bırakabilirsiniz aslında bu Kong'u yalnız da. Bu biraz tehlikeli olabilir bu koşullar altında. Ama Aphelios'u kendi nişancısını rahat ettirmek istedi burada. Fyfer'ın tarafı. Şimdi Typhoon da buradaki mavi güçlendirmeyi alıyor. Ve sanırım daha sonrasında bu alt ormanı tamamen temizleyecek. Orta koridorda çok ciddi takaslar olmuş. Çünkü canlar bayağı azalmış. Şurada manasının büyük bir kısmını kullanmış Luka. Ve orta koridorda bir baskın, hatta akabinde bir karşı baskın fırsatı da doğmuş oluyor. Bu koridor böyle devam ederse. Manasını böyle harcamaya devam ederseniz gelen bir baskından sıyrılması zor olabilir. Luka'nın biraz daha tutucu olması lazım manası konusunda. Zaten hani 10-13'te Syndra'nın en büyük yaşadığı problem bu artık. Eskiden çok rahatlıkla bu takasları yapıp ya şu an olan manasının neredeyse iki katı kadar falan manayla devam edebiliyordu koridorda kalmaya. Oo, çaldı Graves. Büyük kurt onda kaldı. Bu arada Typhoon uzaklaşıyor şimdi oradan. Hemen Luka buraya doğru yaklaşıyordu çünkü. Bakalım birazdan Yampir yengeçler çıkacak. Orada bir takas izleyecek miyiz? Typhoon altı ormana gitmeyi tercih etmedi. Buradaki Yampir'i alacak. Üst koridorda tabii çok ciddi bir kontrolü var Renekton'un erken seviyelerde.
O yüzden haliyle o da onun yanında oynuyor. Bu arada alt koridora bir baskın geliyor. Yerine mızlandı Medlife Onur. Orada sersemletebilir. Bir otomatik saldırı sersemletecek onu. Şimdi aşıdan sıçra geldi orada. İlk an Andriel'a gidiyor. Meshade de az bir canlı uzaklaştı. Arda arda gelen kitle kontroller. Belki burada 3 sıçra harcadı ama ilk kanı döktü Firefly. Aynen öyle ve aslında oyunun başında yaptıkları istilanın sonucu bu. Zaten bunu istiyorlardı orman istilasını yaparken. İstedikleri şey alt koridorda Aphelios'u rahatlatmakta. Onun erken oyunda yaşayabileceği problemleri gidermekti. Ki bunu da başarıyla sonuçlandırmış oldular. Hatta hala kendi kırmızı güçlendirmeleri de duruyor. Yani çok rahatlıkla bunun devamını getirebilir. Şu anda üst koridorda Matilda üstünlüğünü sürdürmeye devam ediyor. İki tarafta iksirini kullandı burada. Tabii iki tarafın da iksir olmadığı durumda pasif, Wukong'un pasifi verdiği can yenilenmesiyle onu biraz daha koridor aşamasını rahatlatacaktır. Sanıyorum yalnız Matilda bir ittirip geri çekilmek, üstüne dönüp geri dönmek istiyor ama. Evet ama Renekton'un da ezik katili var o durumda. O da bir yeteneğiyle can yenileyebiliyor. İşte ezik katilini can yenilemek için kullandığınız zaman takas potansiyeli artıyor haliyle rakip şampiyonun. Matilda bir takasa girdi burada. KTSR çok riskli bir hamlede bulundu ama o da görünmezliğini kullanarak uzaklaştı oradan. Dediğin gibi Matilda öfke varı %50'nin üzerindeyken minyonları kullandı yeteneğini ve minyonları ittirip geri çıkıyor. Bu arada Pulse'ın üstü dönüşünü engelledi Luka. Bu önemli bir hamleydi. Bu çok önemli bir hamleydi. Kaçırmamak için kalmak durumunda kaldı o da. Ve bunun sayesinde ejder alınıyor. Aynen öyle. Zaten alt koridora bir avantaj vermeyi başarmıştı Firefly tarafı. Bu kısmı da çok güzel hallettiler ve bir ejdere çevirdiler aldıkları alt koridor üstünlüğünü. Evet, dakika 5'te çok erken gelen bir ejder. Luka şimdi buradaki minyonları ittirecek. Tabii Pulse ışınlarıyla geliyor şimdi buraya. Yapması gerekeni yaptı ama ya Luka. Gerçi onun da ışınlanı yok. O ışınlanı harcadı koridorunu kazanabilmek ama için ama. Minyon kaçırmayacak. İyi, aynen iyi öyle. Yerde dönüyor. Kuşatma minyonunu bıraktığı için kulenin altına. Minyon kaçırmadan ya da çok az minyon kaçırarak koridoru tekrardan geri dönüp iyi başaracak. Şu ana kadar hiç fena gitmiyor Firefly için oyun. Skordor'da ninja tabisine zorlamış Matilda. KTSR'ı. Ve bu hasar potansiyeli Wukong'un çok azaltıyor ama bir hayli dayanıklı hale getiriyor onu. Şimdi Matilda bir takasa girdi. İyi de bir hasar verdi. Yalnız seviye 6 oldu Matilda. Rakibin üzerine gitmeye devam ediyor otomatik saldırılarıyla birlikte. Yenilmesi de çünkü tetikledi orada. Ve şimdi kule altında kalma konusunda biraz tereddütlü. Kalamayacak. KTSR bir tane kule barikatı gitti. Yaklaşık 1,5 dakika sonra çıkacak alamet üzerinde de yine Royal tarafının kontrol olması çok muhtemel. Üst koridordaki baskıdan dolayı ve çok erken bir üst kule görebiliriz. Yani dakika 10 olmadan düşecek bir üst kule görme ihtimalimiz var. Bu baskı böyle devam ederse eğer. Evet yani yaklaşık 1 milyon dalgasının tecrübe puanından da mahrum kaldı Wukong. Ve ışınlanını da kullandı. Şimdi Matilda da çok rahatlıkla o baskısını sürdürebilmek için kendi ışınlarını harcayabilir üst koridora. Palayı da aldı. Hatta atmıyor ışınlarını. Gerçi şu anda tam olarak ittirmeye çalışıyor KTSR ama. Yok, dondurmayı tercih etti. Evet, minyon dalgasını kendine çekecek sanırım KTSR. Luka da mavi güçlendirmeyi aldıktan sonra biraz daha rahat edecek. Tabi artık kayıp cilt alınsa bile Syndra yine mana sorunu yaşayabiliyor. Şu anda mavi güçlendirmesi var. Daha rahat ettiği dakikalar tabi. 2,5 dakika sonra yaklaşık olarak daha ejderi gelecek. Bu oyunda Okyanus veya Bulut ruhunu göreceğiz. Okyanus ruhu ikisini de çok isteyeceği. Bulut ruhu ikisine de hemen hemen hiçbir fayda sağlamayacak bir ruhudur. İki tarafta da çok önemli ultiler veya çok hareket hızına ihtiyaç duyan şampiyonlar yok. Şimdi üst koridora bir baskın gelecek. Orada yemlemeye çalışıyor biraz rakibini. O kadar minyon varken dövüşünce sanki biraz belli etti gibi oldu. Bu arada Matilda ultiyi kullandı, rakibinin üzerine gidiyor. Wukong'tan gelen ulti var. Çok fazlasını aldı Graze orada. Matilda'dan bir sıçra 2'ye 1'i mi kazanacak? Öyle görünüyor. Matilda son bir yetenek daha gönderirse skor alabilirdi ama bekleme süresi dönmedi.
Ve 2'ye 1'de Renekton'un gücü hemen barikatlarda ödüllendirilecek burada. Bir barikat aldılar. İkinciyi de alma ihtimalleri var. Bu arada orta koridora çok iyi bir baskın. Luka yakalandı orada. Luka sersemletiyor. Rakiplerini tutuşturdu. Bırakıldı Luka'nın üzerine. Pas daha fazla devam etmek istemedi. MetLife Honor 6 olsaydı bu arada devam ederlerdi ama o 6 olmadığı için hiç gerek yok. Alabilecekleri üstünlüğü aldılar aslında burada. Yine edebilirlerdi ama birinin gelebileceğini düşündüler oradan. Çünkü Luka ultisini kullandı. Tüm hasarını çıkardı neredeyse. Ama kim gelecek ki? Wukong az önce yarı candı üst koridorda. Grace zaten öldü üst koridorda. Sadece alt koridor gelebilirdi evet, ki. Evet, muhtemelen Braum'dan biraz ürktüler. Seviye 6 idi bir de Braum. Biraz fazla güvenli oyun diyebiliriz belki de. Bu arada alamet alınıyor ama o alameti çok da kolay bırakmaya niyetli değil gibiler. Şimdi Graves yakalandı. Hazırdan kullanılan bir ulti var orada. Graves kaçacak gibi görünüyor. Berke Barış'tan kullanılan bir Freljord karşılaması. Sıçrayla karşılık verdi Pulse. Katie Hasar oraya girecek. Bu arada alamet düştü. Ama kovulamacı olmayacak. Kolay bir alamet oldu. Sanırım üst koridor kulesinin canı çok azaldı. O çok az olduğu için üst koridor atmak istemeyebilirler ya bu alameti. Ama Typhoon'un buraya gelişi evet şu anda açtılar. Kuleyi komple düşürmek istiyor ve evet dakika 10 civarı bir üst kule. Çok ciddi de minyon farkı var şu anda Matilda ile KTSR arasında. Hem de Renekton'un en güçlü olduğu dakikalar. Ya bu dakikaları atlatması gerekiyor bir şekilde. Fiveron tarafının. Şimdi bu üstünlük çok rahat bir ikinci ejderha anlamına da gelecek zaten. Bu şekilde cevap vermesinin pek de imkanı yok gibi görünüyor Fiveron'un. Mahvolmuş kralın kılıcını da bitirdi Matilda. Hemen ejderha doğru yöneliyor. Çok erken bitirdi üstelik. Yani ormancı eşyasıyla, ormancılarla aynı anda bitirdi eşyasını. Ki yani neredeyse aralarında 800 falan, 800-900 altın fark var bu eşyaların. Üst koridordan çok fazla altın kazandı. Kuleden Matilda. Şimdi ejdere sinyaller geliyor. Kullanılabilecek üst koridora Matilda'nın ışınlanı var. Burada takımını rahatlatıp muhtemelen ışınlanla üst koridora gidecek. Fyfron'un burada savaş istemesi onların sonu olabilir. Şöyle bir etraflıca izliyorlar orayı ama Luka da buraya doğru yaklaştı. Ejderi çekmeye karar verdi burada. Royal Youth. Gayet mantıklı bir hareket. Graves saçar tomla girdi içeriye. Çalmayı deneyebilecek mi? Yakalandı orada parça tesirde kullanıldı. Çok az canlı MetLife Honor oradan uzaklaşırken. Graves düşüyor. Asçı skorunu Meşe'yi de aldı ve Ejder de burada Fyfron'un tarafına gidiyor. Royal Youth tarafına gidiyor düzeltiyorum. Aynen öyle. Biraz fazla iyimser bir çalma denemesiydi sanki bu. Ya buraya hiç gelmeyip çok farma falan devam edip hatta rakip takım bu kadar ejderha odaklanmışken üst koridordaki kule barikatlarına dadanabilirdi. Evet çok daha önceden tarafı fark edilip bu. Renekton üste dönmüşken 30-40 saniye kala ejderha. Dediğin gibi böyle plan yapılabilirdi. Şimdi Renekton ittirmeye devam ediyor. Bu arada koridor değişikliği gelmedi. Tabi normalde alt koridordan ilk kuleyi alıp siz alt koridoru gönderip üst koridor kulesini almak istiyorsunuz ama hani bu noktada şeyi deneyebilirdi. Royluk tarafı. Hazır Wukong'un üzerinde eşya yokken Azir'i Wukong'un karşısına gönderip Renekton'un erken oyun kuvvetini ortadan diğer taraflara yansıtmayı deneyebilirlerdi. Ama belli ki onlar şu anda Renekton Wukong'u ne kadar dövebiliyorsa dövsün kıvamında oynamaya devam ediyorlar. Ve hemen onun arkası kollamaya da Volibear geliyor. Typhoon da yaklaştı buraya. Mesela ikinci kule çok fazla iyimser. Yani bu ikinci kuleye vurmanın, bu kuleye baskı kurmanın çok bir anlamı yok. Çünkü elindeki kompozisyon Rollu tarafının bir ayrı getirme kompozisyonu değil. Tamam şu an ne yapmalı peki Renekton sence? Renekton'ı daha canlı olan dış kulelerin olduğu bir yere gönderip daha çok minyon dalgasına ihtiyaç duyan Ezreal ya da Azir'i buralarda kullanmaları gerekiyor. Şu anda Ezreal, Azir daha iyi bir aday. Çünkü Wukong'un eşyası yok. Tek başına kesemez Azir'i. Ama buna pek yönelmediler. Veya ellerinde Volibear gibi bir opsiyon var. Şu anda Matilda'yı bir koridoru minyon dalgasını hızlıca ittirip orta koridora kule altı da yapabilirler. Ki gerçek bir kule altı olmuyor elinizde Volibear olduğu zaman o. Kuleyi de iptal ettiği için. Evet. Ve şu anda en mantıklı hamle o gibi duruyor. Mavi güçlendirmeyi alıyorlar burada şimdi. Üst koridordan baskıyı sürdürecek gibi görünüyor Matilda. Dakika 13'teyiz. Bu oyunda Bulut Ruhu'nu göreceğiz. Tabi
ejderler paylaşıldığı için ilk iki ejder, dördüncü ejder alımı dakika neredeyse 30'ları bulacak, 25 sonrasını. Yani Renekton'un o kadar üstünlüğüyle sadece üst koridor kulesinin barikatlarını alabilmeleri ya bana biraz yetersiz gibi geldi. Tabii ki yani ciddi bir üstünlük sağladılar ve orta oyuna çok kuvvetli girecekler. Hatta birazdan muhtemelen Ezreal da buzdoğan eldivenini tamamlayacaktır. O da tırpanla falan gitti çünkü koridora. Ki onu da tamamlamış durumda. Yani evet, Renekton belki orta koridora gitse Syndra'ya karşı pek yapabileceği bir şey yok ama alt koridora gönderip Renekton'ı en azından Wukong'u da oraya çekerek bir dış kule daha almayı tercih edebilir dediğin gibi Rolyut. Yani o durumda eğer Brahmafelius koridorda kalmayı tercih ederse Ezreal Nautilus üst koridor ikinci kulesini alırdı. Burada üstünlüğü devam ettirme konusunda biraz sınıfta kaldı diyebiliriz herhalde Rolyut'a. Yani tam sınıfta kaldı demeyelim ama 5 de almadılar ya. Fena not almadılar, geçerler ama daha iyisini yapabilirlerdi. Takdir alabilirlerdi bu maç sonunda. Ezreal'ın buzdoğan eldivenine çok az kaldı ve muhtemelen ejder çıktığı zaman onu bitirmiş olacak. Çok kilit bir güç patlaması çünkü o. Hem Renekton'un hem Ezreal'ın çok güçlü olduğu bir dakika olacak. Orada savaşmak istemesi gerekiyor Rolyut'un. Çok da iyi bir pencereleri de olur. Büyük ihtimalle Azir de en azından Nashor'un işini bitirecektir o sürede. Bayağıdır üstüne dönmedi çünkü o da. Benim tahminim Fyfron'un hiç ejder savaşı istemeyecek ama. Az öncekini istediler. Bunu da isteyeceklerini düşünüyorum ben o yüzden. Az öncekinde de hiç istenmeyecek bir ejderdi. İstememeleri gereken bir ejderdi. Ya az önce Graves çalmayı denedi sadece. Ona tam anlamıyla istenilen bir savaş diyemeyiz ama. Tabii vadelameti de var şimdi bakalım. Burada tarafsız canavarları takaslamak da isteyebilir. Fyfron'un en azından kendi payına ne kalırsa onu çıkarmak isteyebilir aradan. Bu arada orta koridorda bir oyun. Lucca güzel bir sıçra kullandı. Bir takım savaşı öncesi Azir'in ultisi Syndra sıçrasıyla takaslanmış oldu. Valla elinizde Nautilus varsa sıçranın daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. Karşıdan Nautilus olduğu için. Sıçrası olmayan bir Syndra'yı yakalaması çok kolay şu anda Nautilus'un. Evet, bu arada Ejder'i bekletiyor Rolyut. Ejder öncesinde alameti aradan çıkarmak istiyor. Typhon orada alameti aldı bile, sesini de duyduk. Dakika 16. Şimdi Madlife Onur da üstüne dönüyor. Başladılar Ejder'e burada. Vergo'nun Tysar'ını bitirecek, vazgeçti üstüne dönmekten. Fyfron'in... Yani gerçekten istiyor mu bunu? Bu çok riskli olabilir. Matilda'nın ışınanı yok yalnız. Onu hesaplamış olabilirler. Matilda buraya doğru yaklaşıyor. Typhon'un canı yarıya kadar inmiş durumda. Şimdi bu ışından kullanıldı. İki kişilik bir Freljord karşılaması burada Graves'de kaldı. Ulti ile birlikte geri çıkıyor Typhon orada. Şimdi Wukong'tan kullanılan bir ulti var. Pulse çıkabilecek mi? Pulse'ı orada. Kitle kontrolü maruz bıraktıktan sonra o skoru oluyorlar. Ve devam skorunu da istiyor burada. Fyfron'in bir de Nautilus'u Madlife Onur aldar. Asçı'nın üzerinde bir bitkinlik var. Güzel yan adım. Meşeid'in hasarından sıyrıldı ama yani bu kadar kopuk bir Ejder öncesi toplanma izleyemezdik herhalde Rolyut tarafında. Valla Ejder öncesi toplanamadılar bile. Yani takımın en güçlü şampiyonu ve oyuncusuydu şu anda Matilda. O yoktu. Ezreal'ın buzdoğan eldiveni bitmişti, bitirebilecek altını vardı ama gidip almasına müsaade etmediler. Ve herkes ayrı bir yerden geldi ve bir anda Fyfron tarafı hiç yoktan, belki de hiç almamaları gereken, aldırılmaması gereken bir Ejder'i hanesine yazdırdı. Rolyut şey mi düşündü acaba? Zaten Ejder'e başlayamazlar, o cesaret edemezler. Biz yavaş yavaş eşyalarımızı alalım, toplanırız diye düşünmüş olabilirler belki de. Fyfron'un ama Riza'yı kesti hemen orada. Matilda, KTSR'ın üzerine doğru gidiyor. Çok fazla hasar verdi, kesip işini kullanacak. Şimdi yalnız yanlış hedefi kullandı sersemletmesini. Matilda sıçrayı da kullanıyor. Ve bir birebir skoru. Skor da orada. Ya inanılmaz kuvvetli durumda şu anda Matilda. İşte ama az önce o savaşta yokken ne kadar problem yaşadığını gördük Rolyut tarafı. Tam 10 dakikaları. Bu arada çok iyi yemledi orada Endril rakibini. Kullanılan bu ulti var. Bir de sıçra. Ve skor burada Aphelios'a kalıyor. 3-0-0'a geldi Aphelios. Çok iyi sıçra ve crescendo'u da olduğu için çok hızlı bir şekilde eritebildiler Azir'i. Çok önemli de bir skordu onlar adına. Zaten yani oyun ilerlediği sürece, oyun ilerledikçe Aphelios belli oranda hemen hemen her şampiyonun üstünlük sağlayabilen bir şampiyon. Ve şu anda 3-0 yaptılar. Önde de götürüyorlar. Aslında koridor aşamasında o erken baskınla birlikte çok rahatlatmışlardı.
Yapmaları gereken tek şey şu anda Matilda'yı düşürmek Fiverr'ın için. Bu arada Matilda'nın üzerine ulti bırakıldı. Şimdi Sersem Matilda, Matilda. Matilda'nın ultisi de yok, sıçrası da yok. Ve buraya kadar altını bu Kong'a gidiyor. Yaklaşık 50 minyon geride belki ama bu skorla birlikte KTSR da biraz toparlayacak. Tabi hala aradaki fark çok büyük. 200 koridor arasında. Bir de üçlü kuvvet eşya dizilimine gidiyor. Pahalı eşya dizilimine gittiği için biraz daha uzun sürüyor. Güçlenmesi bu Kong'un. Ama bu maç karabalta eşya dizilimi daha iyi olabilirdi ya. Çünkü 3 saldırı gücü şampiyonlar. Ve daha savaş odaklı oynamak istiyorsunuz. Lan bu maç biraz daha iyi olabilirdi karabalta eşya dizilimi. Belki de Graves'in alacağı karabalta yeterli olarak düşünüyor olabilirler. Ya bu Kong ama hepsinden daha hızlı yüklüyor karabaltanın. Ve alan hasarı ve alanla yapıyor bunu. Bir de bekleme süresinde azalma çok etkili oluyor bu Kong'un üzerinde. Özellikle Q'sunun bekleme süresini çok düşürdüğünüz zaman çok daha rahat ediyorsunuz. Üçlü kuvvetin de bekleme süresinde azalması aynamaya karabaltayla. Ya bu maç üzerinde daha erken erişmek istatistiklere daha önemli olabilirdi. Çünkü az önce gördük işte yani ejderlerde falan sürekli savaşıyor aslında Fire'ın tarafı. Daha erken erişim için karabaltayı tercih edebilirdi ama çok problem değil şu anki eşya dizimi de. Muhtemelen şimdi ölümün dansı alacak. Dakika 20'ye geldik. Bakalım Aphelios bu bulduğu skorlarla birlikte olası bir takım savaşında nasıl rol üstlenecek? Sıçrası yok yalnız. Onun da 3 dakika boyunca. Onun da runağının bitmiş olması lazım yalnız. Yani 7-8 dakikadır ebediyle duruyor. Ve Baron başladı. Fyfron'un oyuncuları buraya çok uzak. Şimdi görüş küresi geldi ve bırakıyorlar. Ezreal yokken fazla iyimser olurdu. Evet, Aphelios'un güçlü olduğu dakikalara, güçlü olduğu eşyalara gelmeye başladık. Tabii şu anda sıçrası yok. Az önce senin de belirttiğin gibi bu periyodu iyi değerlendirebilir Royal tarafı. 45 saniye sonra ejder var. Bence Fiverr'ın tarafında şu anda hiç savaşmaya ihtiyacı yok. Yani çok gönül rahatlığıyla bırakabilirler bu ejderi. Hiç problem değil onlar için. Zaten aldıkları iki ejderden dolayı ejder ruhu baya baya gecikmiş durumda ki ejder ruhu çok da problem çıkarmaz onlara bu maçta. Alamet de gecikecek. Alamet diyorum. Kadim ejderha da gecikecek zaten. Onlar daha şimdiden Aphelios'a ihtiyacı olan zamanı kazandırdılar. Yani çok rahatlıkla dakika 30-35'e gidebilecek bir maç bu onlar adına. Hata yapmadıkları sürece ki o dakikalarda çok daha güçlü olan şampiyona sahipler. Ama Aphelios'un sıçrası yokken de bu savaşı yapabileceğini düşünüyor gibi görünüyor Fyfron'un. Ejder'e doğru yöneliyorlar. Tabi pozisyon avantajı Roylyut'ta. Ya bu Kong üstünde döndü zaten. Evet evet, vazgeçtiler sonra bu Kong üstüne döndükten sonra. Ve böylelikle Roylyut'ta ikinci ejderini almış oldu. Biraz daha sabredip şimdi bir tane daha kritik eşyasını bekleyecekler Aphelios'un. Ondan sonra çok rahatlıkla savaşabilirler. İşte fena olmayan da bir kitle kontrolleri var bu arada. Yani Renekton'u uzak tutmak için oynarlarsa, kendi işte Wukong'u, Braum'u, hatta Syndra'yı Renekton'u uzak tutmak için kullanırlarsa çok da rahatlıkla pozisyon aldırabilirler Aphelios'a Andari ile. Matilda ve KTSR yine alt koridorda. Matilda bir seviye üstünlüğünü koruyor. Ve tam bir eşyada önde şu anda. Çalıda rakibini bekliyor burada. Şimdi yakaladı. Sersem netecek orada. Yavaşlatmayı da başardı. Rakibin üzerine gidiyor burada. Wukong ultisini kullanmak durumunda kaldı. Skoru verecekti yoksa. Medlife onu buraya doğru geliyor ama o kule altında kalırsa öleceğini biliyordu o da. KTSR buradan uzaklaştı. Baskı sürüyor Wukong üzerinde. Dakika 22'deyiz. Hala erken oyundaki baskıyı devam ettiriyor Matilda. Çünkü eşya avantajına çevirdi onu. Bu arada artık Renekton eskisi kadar düşmüyor orta oyundan sonra. Yeni eşya dizilimleri olsun, yeni eşya opsiyonları da aynı zamanda. Yani işte ölümün dansından alınan defans, daha sonradan ölümün dansı eklenebiliyor olması gibi eşyalarla birlikte o kadar da sert düşmüyor Renekton oyundan. Yine düşüyor, evet hala bir çok geç oyun şampiyonu değil. Ama ne olursa olsun eskisine nazaran çok daha az düşüyor. Bir de tabii böyle bir üstünlükle gittiğin zaman haliyle sen düşene kadar rakip takım daha çabuk düşmüş oluyor oyundan. Evet, bu arada ilk kulesini aldı Fyfron'un dakika 23'te. Üst koridordan.
Bu arada biten eşyalara bakıyorum. Luka'nın ikinci eşya tercihi Liander'in eziyeti olmuş. Karşısında birçok tank olan şampiyon olduğu için Luka erken bir Liander'i bitirdi. Sanırım üçüncü eşya yalnız şeye ihtiyacı olacak. Hiçlik deneyine ihtiyacı olacak. Yani normal koşullarda şapkayı daha erken alıp bir şekilde Ezreal'a tek atabilmeyi, Ezreal veya Azir'e tek atabilmeyi istersiniz ama yani Ezreal'ın eşya diziminde ölümün dansı var. Nautilus da var zaten büyü direnci. Volibear'da olacak, Renekton'da olacak. Haliyle büyü nüfuzuna ihtiyacı olacak Luka'nın bu maçta. Ve takımın yetenek gücü odaklı tek şampiyonu. Fahronil'de. Kalan herkesin hasarı fiziksel hasar. Ya normal koşullarda rakipte tek büyü hasarı varken siz genelde büyü direnci almıyorsunuz ama Rolyut'un elindeki şampiyonların hepsi rahatlıkla ufak tefek büyü direnci alabiliyorlar yandan. Eşyalarının yanındaki istatistik olarak. Hı hı. O yüzden çok ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Bu arada Aphelios da Cellad'ın çağrısını aldı. O iki ölümün dansı buna doğru itiyor onu. İki ölümün dansı aynı zamanda yenilmez runları. Bu arada Luka çantasına bir kronometre ekliyor. Gargoyle da bitirmeden önce kullanmak isteyebilir onu ama ya. De sana bitirecek şimdi Gargoyle'ı. Yok, Luka aldı. Syndra. Ha, Syndra da aldı. Pardon. Ben MadLife Onur'unkinin üzerindekini bayağıdır görüyorum. Hı hı. Ki Gargoyle alabilecek altın da olduğunu düşünüyorum. Çünkü Braum bitirdi öte yanda. Diğer tarafta. Orada bir dakika kaldı Bolt Age'lerine. Orta koridordaki minyonları biraz daha kontrol ediyor iki tarafta. Ben yine Five Run'le savaşacağını düşünmüyorum. İhtiyaçları da yok şu anda savaşmaya. Şu an hala güçsüzler bu arada rakiplerinden. Çünkü Ezreal da 3 eşyaya geldi. Ki Aphelios hala 3. eşyasını tamamlayamadı. Ve Graves de çok güçlenemedi. Aynen öyle. Bunu da bırakıp bir sonrakinde savaşmak isteyebilirler. Hatta bir sonrakinde de bekleyebilirler. Yani onlar için şu anda tek şey çok fazla objektif kule kaybetmeden ve Baron'u kaybetmeden Aphelios'u zaman kazandırmak. O yüzden Rolyut tarafı başladı Baron'a. Bakalım, hala bir görüş küresi gelmedi. Şehit de şimdi yardıma geliyor. Baron canı yarıya kadar düşmüş durumda. Bir an Yampir'e döndü orada. Typhoon. Yampir düşmedi. Şimdi takım savaşı izleyeceğiz. Işından kullanıldı ama Luka çok erken eridi orada. Bir kronometre kullanıyor ama Luka düşecek. Daha öncesinde Typhoon düştü. Birebir bir değişim. Matilda damlısı Şra. Arka tarafta çok az canlı Luka'yı aldı orada. Meşe'yi tasar vermeye devam ediyor. Bakalım Andriel kayıtlayabilecek mi orayı? Son anda bir sersemletme. Andriel de orada düşecek. Kalanları olmuşları toplayan bir Ezreal. 3 skor olan bir Meshade ve 5'e 3 bir değişim. Yani Luka'nın çok önde yakalanması ve Aphelios'a zaman kazandırabilecek kadar yardımcı olamamış olması çok büyük çok büyük sorun çıkardı Firefly tarafına. Ve daha da önemlisi, full canlı bir Aphelios'u yarım saniye içinde %20 cana indiren bir Renekton. Yani uzak tutabilir, bu arada Luka hayatta olsaydı Renekton uzak tutabilirlerdi o Aphelios'tan ama bunu yapamadılar ve karşılığında hem savaş kaybettiler hem de ikinci bulut ejderini veriyorlar rakiplerine. Ve bir sonraki savaşta sihirdar büyüsü olarak da hala Roylut tarafı avantajlı. O yüzden bu sihirdar büyülerin olmadığı zaman da savaş isteyebilir Roylut tarafı. Evet, iki tane taşıyıcısının ve ormanda Volibear'ın da sıçrası duruyor. Yani iyi bir cepheden yaklaştırıp, kenardan, yandan yaklaştırıp Volibear'ın sersem etmesine ya da Nautilus'un ultisiyle bir savaş başlatmak isteyebilirler hazır. Eşyalar yok, sihirdar büyüleri yokken. Tabi bu savaşın sonunda bu arada Andariel şeyi de aldı. Dominik Efendi'nin hürmetlerini de aldı. Lord Dominik'i. Pardon, düzeltiyorum. Fani hatırat almış. Fani hatıratı tamamlamış. İkinci krit eşyası çok önemli ama onun için. Yani bu savaşta ikinci krit eşyası yoktu. Rakip takımdaki herkes biraz zırh aldığı için. Ama şu anda ikinci krit eşyasına çok ihtiyacı var ki az önce de aslında iyi gitmeyen bir savaşı çok net çevirebilecek potansiyeli olduğunu gösterdi.
Bu arada alt taraftan da minyonlar ittiriyor. Sanırım alt koridor kulesi düşmek üzere. Çok az bir canı var. Şimdilik yeterli olmadı belki. Hala şöyle 5'e 5 bir takım savaşı. Daha doğrusu şöyle. Bir plan kurulup o planın üzerinde işleyen bir takım savaşı görmedik. Oyundaki en büyük takım savaşını az önce Baron etrafında gördük. Ve o da çok spontane gelişti aslında. Mesela rakibi çekebileceğini tahmin ediyordu bence Royliot. Çünkü Baron onlar için çok önemli. Ezreal ve Azir'le çok rahat kuşatma yapabilirler. Çok da kuvvetli de bir kuşatmalar olur. Bence bir daha denemelerine hiç sorun yok bu Baron ihtimaline. Evet, Typhoon çok rahat tanklayabiliyor. Yeteri kadar zırhı da var üstünde. Bu arada bir savaşı izleyebiliriz burada. Azir yok yalnız. Pulse bakalım kullanacak mı? Pulse'dan kullanılan bir şanından var. Freljord karşılaması kullanıldı. Madlife Onur'un hala Gargoyle Tyser'ı var. Şimdi Gargoyle geliyor. Güzel bir Nautilus ultisi. Şimdi araya girdi. Azir ultisi geldi. Pulse'dan burada. Luka çok erken düştü. Berke Barış düştü. KTSR düşüyor. Arda arda gelen skorlar. Şimdilik 3'e 1 bir değişim. Andriel da düşecek. Hatta katliam yapacak burada Matilda. Ve bir katliam da bu sefer çok rahat bir Baron. Bu sefer çok da temiz de bir savaş oldu onlar adına. Yine çok kopuk bir savaş yaptı Fyfron'un tarafı. Ve senin bahsettiğin konu sıçralar yok. Sihirdar büyüsü avantajı. Hiç kendi sıçralarını kullanmadı bile Royliot. Aynen öyle. Bu arada yani savaşın içinde Typhoon çok fazla zaman kazandı. Direkt olarak Aphelios'un üzerine atladı. Aphelios'un üzerinde bayağı zaman kazandırdı. Onu çok oyaladı. Ana kendi taşıyıcılarını hem Aphelios'tan korumuş oldu hem de Aphelios'u o kadar oyaladı ki diğer tarafta da zaten Luka da erken düşmüş olduğu için kimse koruyamadı Aphelios'u ve Aphelios korunamadığı için en sonunda bir şekilde takım arkadaşları yetirdi ve katliamla sonuçlandı bu savaş. Bir de üstünde Baron aldı. Fyfron'un tarafı. Evet, bir de Royliot tarafı. Kaynakların büyük bir kısmını Nautilus'u harcayınca Gargoyle Tyser olan, kalkan yeteneği olan tank bir şampiyon da bayağı bir vakit kazandırdı Typhoon'la birlikte. Ve dakika 30'a 8000 altın farkla giriyor Royliot. Oyun başından beri İşte 1000 altın, 2000 altın devam eden altın farkı iki takım savaşı ile birlikte 8000'e kadar çıktı. Eşyaları da yansımış durumda. Yani 4 eşyalık bir 5 eşyalık bir Ezreal, 5 eşyalık bir Renekton. Birazdan 4. eşyasına gelecek bir Azir var. Ki bu hani hem Ezreal hem Azir önden gittikleri zaman altın olarak üstün oldukları zaman çok oyunun gidişatını değiştirebilen şampiyonlar. Öte yandan Syndra da yani 10-13 yamasında belki de genel olarak dünyanın hemen hemen her yerinde düşüşü devam ediyor Syndra'nın. Oyuna etkisi çok azalmış gibi duruyor eskiye kıyasla. 50 saniye kaldı. Syndra'nın zaten hiçbir zaman oyun sonunda bir etkisi yoktu diğer orta koridor şampiyonlarına göre. Her zaman onun etkisi erken oyun. Belki orta oyunda ama dediğin gibi şu anda Syndra'yı bir ormancı ile birlikte erken oyunda kullanmanız lazım. Bunu yapmıyorsanız pek bir anlamı kalmıyor. Ya yani onu kullanıp önden götürdüğünüz zaman çok rahatlıkla, yani eşya olarak üstünlüğü olduğu zaman Syndra çok rahat kartopunu maçın sonuna kadar götürebilen bir şampiyon. Çünkü eşya üstünlüğü olduğu zaman tek atmaya devam ediyor birilerine. Ama şu anda o durumda değil yani. Neredeyse hiçbir direnç olmadan Typhoon'a bile. Bu arada Luka çok ters pozisyonda kaldı. Zonya'sı kullanıyor orada. Bakalım çıkabilecek mi? Pas askerlerini gönderdi. Yalnız Luka oradan sıçrayla birlikte uzaklaşmayı başarıyor. Volbeer ultiyle oradan çıktı. Matilda 4 kişinin arasına girdi. Aphelios. Matilda'yı koruyabilecekler mi acaba? Kitle kontrol çok fazla. Koruyucu melek devreye giriyor. Luka düştü. Skor burada. Meshade'de. Meshade'den agresif bir oyun. Berke Barış son anda orada. Kapı gibi kullanıyor ama. İkinci skorda Meshade'e gidiyor. Ve ejder öncesi alınan 2 skor. 4. ejderi. Bulut ruhunu getirecek Royliot ama Typhoon orada ejdere giderken burada inhibitör alacak Royliot. Acaba bitiremezler miydi? Typhoon gelse evet bitiremezler miydi? Benim de aklımda o soru var. Çünkü devam ediyorlar burada. Bayağı da bitirmeye geliyorlar. Yani adaletli olsun 5 değil 4 kişi mi deneyelim diyorlar. Yok geri çıkıyorlar. Yani adaletli oldu. 5'e 5 savaş yaptılar. Kendileri düşmediler zaten de. Biraz kararsız kaldı Royliot tarafı orada. Ama sanki bana bitirebilirler gibi geldi. Yine de daha güvenli olan rotaya yöneldiler. Yine bu arada savaşta çok iyi arkaya sarktı Matilda. Aphelios'un üzerine gitti ki Aphelios'u hayatta tutabilmek için bayağı bir çaba harcadı. Fyfron tarafa. Yine her şeyini kullandı Aphelios'un. Bir şekilde hayatta tuttular. Bir şekilde koruyucu meleğini de aldılar Matilda'nın ama o sırada tabii
Yani Azir ve Ezreal'ın da el armut toplamıyor. Onlar da güç, onlar da bayağı güçlenmiş durumdalar ve çok rahatlıkla savaşa devam edebiliyorlar. Yani Aphelios'un hasarı şu an o kadar fazla ki, ama o hasarı vurabilecek pencere bulamıyor bir türlü. Şu an biten eşyalarına bakacak olursak zaten. Bir de tek kalıyor hasar konusunda. Yani Wukong geride, o bir şey yapamıyor. Syndra sürekli önde kaldığı için, Lucas sürekli önde kaldığı için erkenden düşüyor. O da bir şey yapamıyor ve sadece Andariel'in hasarına kalıyor. Pfeiffer'ın çıkış yolu. Şu anda %75 kritik hasar şansına sahip. Tabii Meşed'in de hiç aşağı kalır yanı yok. Neredeyse 6 eşya olmak üzere. Belki onun eşya diziliminde bir kritik hasar şansı eşyası yok ama Ezreal'ın da çok kuvvetli olduğu anlar. Tabii Pulse'ın da Rabadon bitirmesi. Bir de 2 seviye üstünlüğü rakibine göre. Onun da tanklanamaz bir hasar olduğunu gösteriyor bize ki hasar tanklayabilecek bir şampiyon da sahip değil zaten Fyfron. Yani en ideal aday yine ölümün dansından dolayı Wukong, ama o da bir tank değil zaten. Ki o da aşırı geride, yani biraz daha eşyası olsa vurduğu hasarla biraz kendini tutar ama 100 milyon fark yemiş durumda Wukong'da. Baron güçlendirmesi bitti Rolgut'un. Üst koridordan Nymthor Kulesi'ni zorlamak istiyorlar. Bu arada alt koridorda hem Luka hem de KTSR var. Luka yeni üste döndü. Typhoon burada Gargoyle Tyson'unu kullanıyor. Ulti ile birlikte Andriel'in üstüne gitti. Kitle kontrolünü de uyguladı. Bakalım tamamlayıcı vuruş gelecek mi? Birden Atilius ultisi geldi. Ne yapsın bu çocuk? Yapabileceği hiçbir şey yok. Luka'nın üzerinde bitkinlik var. İki skor birden Pulse'da. Bir tane de Matilda aradan skor çıkardı. Ve oyunun sonuna doğru geliyoruz. Nexus kulelerine odaklanıyor Royal Youth Matilda. Burada KTSR'ın üzerine gitti, Wukong'un üzerine gitti. O da çok az bir canla oradan uzaklaşıyor. Chippa ile yakaladı onu. Ve Chippa ile yakaladıktan sonra Meshade KTSR skorunu da alıyor. 35 dakikalık karşılaşmanın sonucunda Royal Youth Academy, Five Run Academy'ye karşı galibiyete ulaşıyor. Galibiyet öncesi bir skor daha çıkardılar.